Vatandaşları arayarak kargonuzu teslim almadınız. Benim de başıma geliyor. Hakkınızda icra takibi başlatılacak. İşte bu yalanla kurmuşlar tezgahı. Herkesten para talep ediyor dolandırıcılar. Aman dikkat diyelim çünkü İstanbul merkezi büyük bir operasyonla yakalandılar. Ama hala bu yola tevessül edenler var. Aralarında üstelik avukatlar da var. Düşünün. Şüphelilere yönelik operasyona Habertürk ekibi de katıldı. İşte o operasyondan ayrıntılar. 100 kişilik bir ekip. İstanbul'un çeşitli noktalarında. Arkadaşlar yürüyoruz. Kargonuzu teslim almadınız. İcralık olacaksınız diye mesaj attılar. Sahte çağrı merkezi kurup binlerce kişiyi dolandırdılar. Polisin takibiyle çökertildiler. İstanbul'da tekstil firması görünümü altında çağrı merkezi kuran dolandırıcılar, kargo firmalarından vatandaşlara ait kişisel bilgileri alıp işe koyuldu. Bu kişilerin telefonlarına teslim almadığınız kargo nedeniyle icralık olacaksınız diye mesaj attılar. İcralık olmak istemeyenlerden ücret talep ettiler. İddiaya göre dolandırıcılar arasında avukatlar da vardı. Mesajı alıp şüphelenenler baroyu arayıp avukat sorgulaması yaptığında kendisini arayarak para talep eden kişinin gerçekten avukat olduğunu öğreniyordu. Vatandaşlar tabii bir avukat tarafından arandıkları için bir şüphe duymuyorlardı. Bu yüzden verilen talimatlara uyuyorlardı, istenen ücretleri ödüyorlardı ama bu zamanla 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde milyonlara ulaştı. Bu yöntemle binlerce kişiyi kandıran şüpheliler 80 milyon liraya yakın vurgun yaptı. Dikkat çekmemek için de çok sayıda paravan şirket kurup para transferini bu şirketler üzerinden yapıyorlardı. Artan şikayetlerin ardından İstanbul polisi harekete geçti. Operasyon için özel ekip kuruldu. 6 aylık takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o çeteye baskın düzenledi. Arkadaşlar gidiyoruz. Antalya, İzmir, Denizli ve İstanbul 4 ilde şu anda eş zamanlı gerçekleşiyor bu operasyon. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip İstanbul'un çeşitli noktalarında bugün o operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 3'ü avukat olmak üzere 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.